Öz olarak şunu anlatmak istiyorum. Allah Teala kendisine, Mehmet Efendi şöyle anlatırdı. Bak şimdi cevabı geldi. Mehmet Zahid Efendi şöyle anlatırdı. Ya veli dediğin kimdir biliyor musun derdi. Dinler misin beni? Bak güzel bir şey bu. Oğlum veli dediğin kimdir bilir misin? Şimdi Allah ona namaz emrediyor, namazı kılıyor. Sadakasını veriyor. Yapması gereken işi. Harama bakma diyor, bakmıyor. Helalden yürü diyor, yürüyor. Çalış diyor, çalışıyor. Ramazan'da oruç tutuyor. Özetle Allah'ın sözünü sektirmiyor. Bu sefer ya Rabbi bir yağmur yağdırıver deyince de Allah da onun sözünü sektirmiyor derdi. Allah velisi odur derdi. O hiç sözünü yere düşürmüyor. Allah da onun sözünü yere düşürmüyor. Şimdi öyle değil mi? Geldi Halil beni gördüğünde hep ayağa kalkıyor. Halil beni gördüğünde hep ayağa kalkıyor. Gayri ihtiyarı Halil geldiğinde bu sefer ben de ayağa kalkarım. Öyle değil mi? Allah Teala kendi sözünü sektirmeyen kullara güzel güzel ikram ediyor. Güzel güzel ikram ediyor. İşte bu ayrı bir şey. Ama rüyada da bazı şeyler olabilir mi? Olabilir. Biraz sizi güldüreyim. Dediler ki Şırnak'taydık. Hem de hem rüyaya hem de ecele bir cevap olsun. Bak yaşadığım bir hadise. Şimdi tam mübarek saatte olacak ama nereden geldi şimdi aklıma? Şırnak'ta asker beni severdi Allah razı olsun. Yani çavuş olarak gitmeme rağmen asker çok hürmet ederdi bana. Allah hepsinden razı olsun. Hala da onlara dua ederim. Dağın başında efendim öyle askerlik yaptık. Çok güzel bir imanla geldik. Orada gördüm ben duaların bereketini. Orada gördüm ben duaların bereketini. Çünkü doğru dürüst bir eğitim bile almıyorduk. Eskiden öyleydi. Şimdi güzel eğitim veriliyor. 3 tane atış yaptık. Sonra sürdüler bizi 7-8 sene militanlık yapmış adamların karşısına. Böyle askerlik mi olur? Sonradan baktık işte arkasından bir sürü şeyler çıktı falan. Neyse başka bir programda onu konuşuruz. Belki de hiç konuşmayız. Birisi dediler ki böyle benim hani hocam hoca falan diye adım çıkmış bir kere. Böyle ayırı kaçan adamları bana getiriyorlardı. Ve kabile büyücüsü gibi. Alayın şeyiydik, imamıydık yani. Alayına bakıyorduk. Geldi birisi dedi ki hocam dedi ya bizim bölükte bir arkadaş var. Böyle eli ayağı falan tutulmaya başladı. Sinir krizleri gibi bir şeyler geçiriyor. Bir tuhaf bir durum. Panik atak o zaman bilinmiyor panik atak. Yani o kadar ilim yoktur bizde. Hani bir şey depresyona girdi öyle diyor. Depresyona girdi. Allah Allah yani hani demeye getiriyorlar ki hani şöyle iki harfliler falan mı? Biliyorsun onlar üç harfli denmez. Çünkü kelimenin aslı Arapçadır ve Arapçada iki harfle yazılır o. Üç harfli değildir. Neyse bu da bir espriydi ama düşünenler için. Gülelim ve düşünelim. Şimdi gitti hani bir durum mu var? Kardeşim dedim ben muskacı falan değilim ama biraz anlarım yani. En azından durumu sakatsa anlarım. Geldi çocuk. Dinle bak çok önemli bir şey bu. Hem bazı kitapları da evinden kaldırıp atarsın. Hem de abuk sabuk televizyon programları da seyretmekten kurtulursun. Kardeşim ne oluyor falan filan dedim. Rüya abi. Oğlum ne rüyası? Ben öleceğim. Oğlum nereden çıkarttın? Rüyada öldüğünü mü gördün dedim. Ama aynen hadiseyi anlatıyorum sana. Güler misin ağlar mısın? Dedi ki rüyamda dedi öldüğümü görmedim. Ne gördün dedim. Rüyamda dedi bir helikopter geliyor beni havalandırıyor kaldırıyor dedi. Bak şimdi Allah'ını seversen. Aynen anlatıyor yani cümle cümle değil tabi ama bu. Peki dedi nereden çıkarttın? Allah'ını lillahını seversen bak şimdi. Sen git İbn-i Sirin'in rüya kitabını al. Rüya tabirnamesi diye bir kitap varmış. Kim getirmişse askerde işi gücü yok milletin birisi getirmiş. Tamam da kardeşim bu adamın zamanında bırak helikopteri, el arabası bile yoktur yani. Oradan rüya tabirine baktı. İbn-i Sirin'de helikoptere bakmış. Bak şimdi rüyada helikopter görürsen ne olur? Ben de aklı üşenmedim baktım. Benim hocam bana yasakladı çünkü. Ben rüya tabiri kitabı okuma. Hocam bana yasak etti. Sakın okuma dedi. Ama şimdi durum akut bir durum. Baktım aynen şöyle diyor. Rüyada helikopter gördüysen. Sabırlı olmak lazım. Üzücü haber ama hazırlan. Gidiyorsun diye. Dedim.
Şimdi yayın evine baktım, şeye baktım. Yani kimlere beddua edeyim diye bakıyorum. Bütün hepsini aldım. Bir çerçevesinde dedim Allah sizin. Hay dedim yani böyle bir izansızlık olur mu? Aldım çocuğu ikna ettim. Bir şeyler anlattım ona. Bazı rüya tabirlerini, şunları bunları. Çocuk bir kıvama geldi. En sonunda Allah affetsin dedim ki kardeşim bak. Yemin etmek zorunda kaldım. Vallahi billahi bununla alakası yok. Ölürsen gel bana istediğini söyle dedim çocuğa insan. Bak hayatta 3 sene evvel falan yine bir şey gönderdi bana. Hocam hala yaşıyorum diye. Ki bu arada kaç tane helikopter markası çıktı bak. Rüya tabiri kitaptan olmaz. Rüya tabirnameleri vardır. Bu rüya tabirnameleri bu işin bir ilim olduğunu göstermek içindir. Kitaptan bakarak rüya tabiri olmaz. Bunu rüya ile alakalı konuşacağız. Kaç dakikamız var? Oo, çok az. Ama şu var. Rüya ile amel edilir mi, edilmez mi falan diye söyleyeyim. Bak şimdi şunu hemen peşin söyleyelim. Bir kişi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i rüyada gördüğünde rüyada görmüştür. Şuur altı. Göremezsin kardeşim. İstersen şuurun üstü. Hadi bakalım gör. Hadi göremezsin. Ulvi ruhları görebilmek için o ulvi ruhların yani tenezzül etmesi lazım ya da senin oraya çıkman lazım. Göremezsin kardeşim. Salatü selamun olmuş. Ha bazen de mesela insan ben gördüm. Bugüne kadar hiç namaz kılmadım. Geçenlerde gördüm dersin. İşte o rüyanın tabirine dikkat etmek lazım. Niçin? Bak şimdi. Diyelim ki Genelkurmay Başkanı veya bir paşamız. Genelkurmay Başkanı'nı görüyorsun. Ama nasıl görüyorsun? Onun askeri olarak mı görüyorsun? Yoksa cezanı kesmek için karşında gire gelmiş teröristik halletmek için mi görüyorsun? Bazen çok acayip rüyalar görürsün. Onlar son ikazdır. Mesela sana al bir rüya. Ay çok güzelmiş be. Niye önce anlatmadım? Halil hep senin yüzünden ya. Kardeşim bana böyle bir şeyler yap. Böyle gelin işte ya. Ya bırak Allah'ını seversen. Taktım şöyle Trabzon'un şampiyonluğuna.